RTMP başlığı şöyle elde edilmekte. İlk önce videosunu çekmek istediğiniz bir şey. Mesela bir tane kedi yavrunuz, kendiniz ya da oynadığınız bir oyun RTMP encoder sistemine gönderilmekte. RTMP encoder sistem örneği mesela OBS veya Streamlabs olabilir. OBS'e bu yayın gönderildikten sonra başlıca göndermek istediğiniz yayın serverının linkini ve stream key'ini yazdıktan sonra bu stream encoder gönderdiğiniz MP4 veya herhangi bir video çeşidini RTMP'ye çevirip web serverımıza göndermekte. Bu server gönderildikten sonra ise aslında canlı yayın başlamakta. Fakat bir canlı yayının başlaması için sizin canlı yayın yapmanız ve de clientların da izleyebilmesi lazım. Bu clientlar nasıl izleyebilmekte onu anlatayım hemen. Client ise bu izlemek istediği linki aldıktan sonra web serverımızın üzerinden izleyebilmekte. Client izleme isteği gönderdiği zaman 3 adımlık bir proses onu beklemekte. Bu adımların birincisine tokalaşma adımı deniyor. Tokalaşma adımında 3 chunk data gönderilir. Bu chunklarda RTMP'nin bilgileri, mesela HTTP mi, hangi quality'de, ne kadar timestamp'ı var, audio'nun quality'si nedir, bunların bilgiler gönderildikten sonra ikinci chunk datasında ise hangi timestamp'te kaldığı belirlenir. Bunlar belirlendikten sonra ise ikinci proses başlar. İkinci proseste client bu videoyu izlemek istediğine dair bir istek gönderir web server'ına. Bu da kabul olduktan sonra üçüncü chunk data da gönderilir ve de stream izlenme süreci başlar. Peki bu stream izleme süreci başladıktan sonra karşıdaki izlemeye başlayabilir mi? Şöyle, izlemek isteyen kişi doğru formatlarda istiyorsa başlayabilir. Fakat RTMP'yi web server'dan karşıdaki client'a arasına koymamamızın nedeni de bu izlemek isteyen client'ın izleyebileceği çok fazla platform olması. Ve bu platformlar arttıkça da en optimal şekilde, en optimal protokolleri kullanarak göndermemiz gerekmekte. Sırf RTMP ile bir videoyu gönderirseniz sadece VLC gibi medya player üzerinden izleyebilirsiniz. Çünkü TCP protokolleri üstünden gönderilmekte. Fakat siz web browser'ınızda veya mobil bir şekilde izlemek istiyorsanız bu RTMP'nin farklı bir formata çevrilmesi gerekmekte. Çünkü HTTP üzerinden gönderilen bir format değilse HTTP bağlantılarında bu videoyu görüntüleyememektesiniz. Bu yüzden şu anda RTMP videolar çoğunlukla HLS veya WebRTC protokollerine dönüşmekte.